Arkadaşlar artı bir netle geldim size. Artı bir net. Gerçekten sınavda size bir parça verecek. Ve diyecek ki bu parçada altı çizili sözcüklerden hangisi tür bakımından farklıdır? Ne yapacaksın? İsim mi, sıfat mı, zamir mi, zarf mı, edat mı, bunlara bakacaksın. Peki bir kelimeyi bir cümlede isim olarak kullanırken başka cümlede sıfat, başka cümlede zarf, zamir yapabiliyor muyuz? Evet yapabiliyoruz. O zaman çok dikkatli ol. Sana öncelikle şu bilgiyi vereceğim. İyi dinle. Arkadaşlar böyle, şöyle, öyle. Bundan önceki videoda söylemiştim. Böyle, şöyle, öyle. Bunları gördüğünde bunlara kesinlikle ve kesinlikle işaret diyeceksin, sakın unutma. Böyle, şöyle ve öyle işarettir, sakın unutma. Böyle kelimesinin içinde bu var. Şöyle kelimesinin içinde şu var. Öyle kelimesinin içinde o var. Bak çok önemli bu söylediğim şey. Sakın başka bir şey deme. Kafanı karıştırmak istemiyorum. O dediğin şeyi söylemeyeceğim. Tamam mı? Onu söylemeyeceğim. Bunlar işaret bildiren kelimelerdir. Sana bu kelimelerde ses olayı var mı deseydim. Evet hocam var bunlarda. Bunlarda ünlü düşmesi var hocam diyecektim. Tamam mı? Aynı zamanda sana bu kelimelerin yapısını sorsaydım, basit mi, türemiş mi, birleşik mi deseydim, bu üç kelimeye birleşik yapılı hocam diyecektim. Şimdi iyi dinle, bir şey söylüyorum. Bu kelimeler ismin önüne gelirse sıfat olur. Böyle ev, şöyle hoca, şöyle hocam olmadı falan yazıyorlar ya, şöyle hoca, tamam. Öyle araba. İsmin önüne geldiğinde bunlar ne oluyorlar? Bunlar arkadaşlar sıfat oluyorlar. Ne sıfat oluyorlar? İşaret sıfatı oluyorlar. Şimdi çok iyi dinle. Şimdi çok iyi dinle. Silgiyi şuraya koydum. İsmimde sıfat. Bunu görebiliyorsun. Siliyorum. Bak. İyi dinle. Bunlar ek aldıklarında, bak sadece bu üçünden bahsediyorum. Bu üçü ek aldığında sıfat olabiliyor, dikkat et. Normalde işaret bildiren kelimeler ek aldıklarında zamir oluyorlar. Normalde böyle. Ama bu üç kelime ek aldığında sıfat olabiliyor. Cümleye çok iyi bak. Böylesi, normalde böylesi ek gelince zamir derdim. Ama dikkat ediyorum, cümleyi de okuyorum. Böylesi insanlar. Ha, ek getirdim ama ne yaptım? İsmin önüne getirdim. Böylesi insan diyorum. İnsanı işaret ediyorum. Ek aldı diye ezbere zamir demeyeceksin. Böyle, şöyle, öyle. Ek aldığında sıfat da olabilir. Tamam mı? Bir zahmet arkadaşım cümlenin sonunu bir oku, tamam mı? Böylesi insanlar dediğinde ya da böylesi sorular beni zorluyor dediğinde, böylesi sorular, böylesi insanlar senden, öylesi hareket, ek getirdim ama ne yaptım? İsmin önüne getirdim. Bakın normalde ek aldıklarında zamirleşiyorlar. Ancak böyle, şöyle, öyle ek aldığında sıfat da olabilir. Bu çok önemli. Tamam? Cümleyi okuduğunda böylesi insan, böylesi soru, böylesi hareket, öylesi, şöylesi, ismin önündeyse sıfat diyeceksin. Bu çok önemli bir bilgiydi. Peki bu bilgiyi söyledikten sonra bak iyi dinle. İyi dinle. Diyorum ki böyle soru görmedim. Böyle soru görmedim. Devam ediyorum. Böylesi beni üzer. Devam ediyorum. Böylesi insanlardan uzak dur. Yine devam ediyorum. Benimle böyle konuşma. Arkadaşlar birincisinde böyle soru görmedim dediğinde soru isim mi,
onları düşürdüm. Böylesi beni üzer dedim. Yanındaki isim düştü. O zaman ne diyeceksin? İşaret zamiri diyeceksin. Böylesi insanlardan uzak dur. Aa, ek aldı diye cümlenin devamını okumamazlık yapmıyorum. Böylesi insan dediğinde insan isim, böylesi insan deyince işaret sıfatı diyorum. Peki aşağıda ne oldu? Benimle böyle konuşma. Konuşmak fiil. Fiile, fiilimsiye. Nasıl, niçin, ne zaman, ne kadar? Bu sorulardan birini sorarsanız zarfı bulursunuz, zarfı. Benimle böyle konuşmak, konuşmak fiil. Nasıl konuşmayacaksın? Böyle, ne oldu benim kelimem? Zarf oldu. Cümlede kullandığım yere göre türünü ne yaptım? Değişti. Güzel bir örnekti. Çok uzun olmasın. Seni sıkmayayım. Beğenmeyi sakın unutma, olur mu?